Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah Subhanahu ve Teala dedi ki: "Muhakkak ki küfredenler, kafir olanlar Allah Subhanahu ve Teala'nın yolundan engellemek için mallarını harcarlar ve bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacaktır. Sonra ise onlar bozguna uğratılacaklardır. Ve küfredenler, kafir olanlar ise sonunda elbette cehenneme sürülüp orada toplanacaklardır." Ey kardeşlerim, ey tevhidi insanlara anlatan, bu davayı dert edinen bütün kardeşlerim, bu bizim için bir müjdedir. Sizler nasıl Allah subhanahu ve teala'nın dinine davet ettiğinizden dolayı eza çekiyorsanız ve bu dinle mücadele eden kafirler de elbette kendi işlerinde bir sıkıntı çekmektedirler. Onlar dünyayı dert edinmiş, dünyadaki dertleriyle uğraşan, dertleriyle mücadele eden ve bu dertlerinden dolayı çektikleri sıkıntıları ise Allah subhanahu teala katında hiçbir mana ifade etmeyen insanlar iken, sizler Allah'ın diniyle dertlenip birilerini ulaştırmak için binbir türlü sıkıntıya göğüs gerdiğinizden dolayı Allah'ın katında sevilen, Allah'ın katında sevimli olan, Allah'ın katında ecrini bekleyen kimselersiniz biiznillah. Allah subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin. Böylesi olaylara, böylesi sorunlara karşı bütün Müslümanları birlik içerisinde olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben bugün bu zulme, bu sıkıntılara karşı elbette dilsiz şeytan olma taraftarı değilim, olamam da. Bir muvahhid olarak, bir Müslüman olarak bütün Müslümanlara nasihatim, tavsiyem, onlardan intikamınızı Allah'ın davasını daha fazla insanlara anlatarak alın. Onlardan intikamınızı, onların küfürlerini daha güzel bir şekilde ilmi manada insanlara açıklayarak alın. Onlardan intikamımızı Allah subhanahu ve teala'nın ismini toplumda daha fazla anarak alın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir önderimizin olduğunu ve kendi önderlerinden daha üstün olduğunu ilmi manada ve güzel belagatla, güzel sözlerle insanlara yayarak alın. Elbette böyle bir yapı, böyle bir ülke, böyle bir memleket Allah'ın kitabına göre asla ve asla ayakta kalamaz. Öyle ya da böyle azaba doğru gitmekte ve helakını beklemektedir. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki, hiçbir şek ve şüphe yok ki zalimler asla ve asla kurtuluşa eremez. Allah subhanahu ve teala'nın şu vaadine bir bak kardeşim. Allah subhanahu ve teala zalimlerin, müşriklerin, Allah'a şirk koşan insanların, Allah'ın davetine, davasına karşı mallarıyla ve canlarıyla mücadele eden insanların asla ve asla kurtuluşa eremeyeceğinden bahsediyor. Allah subhanahu ve teala'nın dinini, Allah subhanahu ve teala'nın davasını yeryüzüne yaymak için mücadele edip cihad edenlerin ise elbette Allah subhanahu ve teala onlara razı olacağı bir geleceği, cenneti vaat etmektedir. Ben bütün kardeşlere şunu söylemek istiyorum ki bugün bu zulüm tevhid davetine yapılmaktadır. Yani Allah subhanahu ve teala'ya karşı zalimce hareket edilmektedir. Allah subhanahu ve teala'nın daveti, Allah'ın dini yeryüzünde yayılmaması için türlü türlü bahaneler gösterilerek gerek kitap evleri, gerek mescitler, gerek Allah'ın anlatıldığı yerler, sohbet halkaları, sohbet verilen mekanlar basılmakta ve türlü türlü saçma sapan bahanelerle bu davet bastırılmaya çalışılmaktadır. Bugün baktığımız zaman yok IŞİD operasyonu, yok yılbaşında kana bulayacaklardı haberleri görmekteyiz. Bu bahanelerle Müslümanlara, muvahhidlere zulmedilip gözaltına alınıp sadece medyaya haber yapmak için Müslümanlar bir malzeme olarak kullanılıyor. Gecenin 12'sinde birinde ise Müslümanlar mahkemelerden serbest bırakılıyor. Allah subhanahu ve teala bu zalimleri ıslahı yoksa kahretsin. Allah subhanahu ve teala Kahhar ismiyle, Kahir ismiyle onları yakalasın ve Allah subhanahu ve teala onlardan intikamımızı ve kendi intikamını alsın. Herkes kendi hayatının gereğini yapar. Herkes kendi yaşantısının gereğini yapar. Onlar küfürlerinde eğer samimi ise, onlar İslam'la mücadelelerinde samimi ise, onlar sırf kendilerinin istedikleri gibi bir din yaşamadığımızdan dolayı bu zulmü yapıyor iseler, o halde biz Allah subhanahu ve teala'ya sığınıp, Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül edip, bu dini onların bu kinine, bu nefretine rağmen daha fazla anlatacağız, daha fazla insana yayacağız. Allah subhanahu ve teala'dan başka kimse bizim ne canımızı alabilir ne de bize bir zarar dokundurabilir. Ta ki Allah subhanahu ve teala'nın kitabında dediği gibi, de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez.
O bizim Mevlamızdır. O bizim yardımcımızdır. O bizim dostumuzdur. Öyleyse müminler ancak Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül etsinler. Allah subhanahu ve teala diyor ki, ey kardeşim, bana tevekkül et, bana güven. Ben sana vaat ettiğimi ve onlara da vaat ettiğimi el ya da geç vereceğim. O halde niçin sabretmeyelim? O halde niçin dayanmayalım? O halde niçin diretmeyelim? Yine söylüyorum ey kardeşlerim, intikam alın. Allah subhanahu ve teala'nın dinini daha fazla anlatarak, daha fazla insana ulaştırarak, Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla onlara karşı bir cihat verin. Onların batıllarını daha fazla insanlara anlatarak, onların kendilerinden olmadığını, onların kendi inandıklarını iddia ettikleri dinle hiçbir ilgileri olmadığını ve hatta kendi iddia ettikleri İslam diniyle mücadele ettiklerine dair insanlara bunların yanlışlarını, insanların gözlerine sokun. Allah subhanahu ve teala'nın dinine kendisine nispet eden bütün Müslümanım diye bu topluma da ben şunu söylüyorum. İyi bakın, sizi koruyan, sizi koruduğunu söyleyen, adına emniyet güçleri denilen bu topluluk, bu taife sizin dininize muhalif hareketlerde sizin dininizi yaymak isteyen, İslam yeryüzüne yayılsın, bu memlekete yayılsın, bu memlekete İslam hükmetsin, bu memlekete Allah'ın kanunları hükmetsin, bu memleketi önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun, bu memlekette afişlerde Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayetleri yazılsın, televizyon dizileri yerine Allah subhanahu wa ta'ala'nın razı olduğu kimselerin hayatları insanlara anlatılsın. Okullarda Allah subhanahu wa ta'ala'nın Resulü'nün hayatı, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabı ders olarak insanlara anlatılsın. İslam insanlara öğretilsin diyen, İslam'la terbiye olunsun bu milletin insanı, bu toplum diyen insanlarla mücadele ediyor. Bu kendisine sizi koruduklarını söyleyen ama asla ve asla sizin inandığınız değerleri korumaya yanaşmayan, onlara karşı muhalif hareketler eden insanlar. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Görmüyor musunuz? Sizin değer verdiğinizi söylediğiniz değerlere karşı nasıl da şiddetliler? Nasıl da onları bertaraf etmek istiyorlar? Soruyorum, bugün lezbiyenler, geyler, biseksüeller, transseksüeller, ateistler, deistler, modern hırsızlar, modern kumarbazlar, modern tefeciler, faizciler, modern içki fabrika kurucuları dışarıdayken serbest bir şekilde toplanıp serbest bir şekilde icraatlarını yapabiliyorken niçin Allah subhanahu ve teala'nın dinini ufak bir yerde, ufak bir mesken açıp niçin Allah subhanahu ve teala'nın dinini anlatmak isteyen insanları bu rejim, bu kendisini İslam'a değer verdiğini söyleyen bu rejim niçin Allah'ın davetini yaymaya çalışan insanları hapsetmeye çalışıyor? Hiç akıllanmayacak mısınız? Hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu rejim resmen İslam'ın üzerinde kendisini görmekte ve İslam'a da yön verebileceğini düşünmektedir. Bunu Müslüman hiçbir kimse kabul edemez. Bugün Türkiye toplumuna da bunu söylüyorum. Ey kendisine Müslüman diyen insanlar, siz nasıl olur da laik rejimin Diyanet'e emir vermesine razı olabiliyorsunuz? Diyanet'e yön vermesine razı olabiliyorsunuz? Nasıl olur da sizin kendi inandığınızı iddia ettiğiniz dine, kitaba yön verebileceğini, ona emir verebileceğini, onun yasaklarına ve meşrularına sınır koyabileceğine nasıl müsaade edebiliyorsunuz? Ey laik rejim ve ey laik rejime gönül vermiş insanlar, ey laik rejimin kulu olmuş, ona ibadet eden, onu ilahlaştırmış, onu getireni Rab edinmiş insanlar. Sizler bizim dinimizden elinizi çekin. Bizim dinimizle herhangi bir bağınızın olmadığını siz de, biz de gayet iyi biliyoruz. O halde sizler niçin toplumu hem kendi inandığınız batıla hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini tahrip ederek tahrip edilmiş bir dine davet ediyorsunuz? Bu sizin yaptığınız şey Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında büyük bir cürümdür. Tıpkı Firavun ve askerleri gibi, tıpkı Haman ve askerleri gibi er ya da geç sonunuzun geleceğinde hiçbir şüphemiz yoktur. Eğer bu şekilde devam eder, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine karşı mücadele ederseniz, topunuzu, tüfeğinizi, insanınızı, askerinizi, polisinizi bu konu hakkında feda ederseniz Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabı hiç şüphesiz pek yakındır. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın da ayette belirttiği gibi وَنْتَزِرُوا اِنَّ مُنْتَزِرُونَ ve gözleyin ve bekleyin ve siz beklediğiniz gibi ve muhakkak biz de beklemekteyiz. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ve senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan asla ve asla gafil değil. Sizin de yaptıklarınız ortada, bizim de yaptıklarımız ortada.
Hak ve batıl o kadar net, o kadar belirgin ki hak batıla, batıl ise hakka karşı yaptığı mücadelede kim haktan yana, kim batıldan yana çok net bir şekilde ortadadır. Allah subhanahu ve teala sizin şerrinizden bizleri muhafaza etsin. Sizler tuzak kurucu, puslu kurucu ve haksız yere insanlara zulmeden zalim insanlarsınız. Sizin başka bir adınız olamaz. Allah subhanahu ve teala dedi ki, onlar tuzak kuruyorlardı da Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah subhanahu ve teala sizlere öyle bir tuzak kurmuş ki, ama onun tuzağı sizin yaptığınız zalimlere karşılık hak bir tuzaktır. Yani sizin cezanızdır. Yani sizin azabınızdır. Yani sizi bekleyendir. Siz Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk çıkartmayın denildiği zaman onlar derler ki biz sadece ıslah edicileriz. İşte sizler bu ayette olan kimselerdensiniz. Sizler ne kadar biz bunu devlet adına yapıyoruz, biz bunu vatan adına yapıyoruz deseniz de Allah subhanahu ve teala'nın katında sizler fesatçıların ta kendisisiniz. Sizler eğer devlet adına bir şey yapıyorsanız devleti Allah subhanahu ve teala'nın azabından kurtaracak ameller yaparak hemen bir an önce Allah'ın kitabıyla hükmetmeye çalışın. Allah subhanahu ve teala'nın dinine bu milleti çağırın. Kendi laik, demokrat, küfür sisteminize, şirk sisteminize, şirk anayasanıza bu milleti çağırmayın. Eğer sizler bu vatanı çok düşünüyorsanız bu vatanı Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir dar yapın. Bu darul küfür yurdundan darul İslam yurduna bu memleketi, bu vatanı, toprakları çevirin. Bizler bu devleti Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde yönetilmesini isteyip bu milletin de Allah'ın helakına muhatap olmaması için çaba gösteriyoruz. Lakin sizler Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi onlar ki dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiş, yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve halbuki onlar yaptıkları işleri güzel zanneden kimselerdi. Sizler kendinizce bir şeyleri iyi yaptığınızı, doğru yaptığınızı, bu daveti bastırmanın bu millete fayda vereceğini zanneden, bu daveti bastırmanın bu sistemi koruyacağını, bu layık rejimi koruyacağını zanneden ama aslında azabınızın bir an önce çok yakın bir zamana almaya çalışan, Allah'ın azabını acele isteyen insanlarsınız. Kendinizde az biraz vicdan kalmış ise, az da biraz akletme kalmış ise, akledebiliyorsanız kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Siz ne ile mücadele ediyorsunuz ve kimin tarafını tutuyorsunuz? Allah'ın tarafını mı yoksa şeytanın tarafını mı? Hangi davaya hizmet ediyorsunuz? İslam'a mı yoksa şeytanın davasına mı? Allah'ın tarafında mısınız yoksa şeytanın razı olduğu sistemin tarafında mısınız? Ey askerler, ey polisler, kendinize bir bakın. Sizi yöneten insanlar sizi nereye yönlendiriyor? Ne ile mücadele etmeniz için sizlere emir veriyor? Sizlere verdikleri hiçbir para, hiçbir maaş, içinde yaşadığınız rahatlık, ahiret günü sizin için büyük bir pişmanlık olacak ve siz bu iç acısı halinizle kendi yöneticilerinize dönüp haykıracaksınız. Yüzlerin ateşte evrilip çevrileceği gün diyeceksiniz ki, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve onun Resulüne itaat etseydik diyeceksiniz. Ve devamlı Allah subhanahu ve teala'nın katında diyeceksiniz ki, Rabbimiz diyeceksiniz. Gerçekten biz efendilerimize, büyüklerimize, reislerimize, yöneticilerimize uyduk. Bundan dolayı da onlar bizi bu hak yoldan saptırdı. Senin davandan, senin dininden saptırdı diyeceksiniz. Ve devamla diyeceksiniz ki Rabbimiz onlara azabın iki katını, iki kat azap ver diyeceksiniz. Ve onlara diyeceksiniz ki ey Rabbim ve büyük bir lanet ile onlara lanet et. Bugün Allah rızası için kendi durumunuza bir bakın da biz emir kuluyuz demek yerine Allah'ın kulu olun ve başınızdaki zalim, zorba, tağut olan yöneticilere asla ve asla Allah subhanahu ve teala'nın dinine karşı itaat etmeyin. Allah'ı karşınıza alıp da kendi aciz olan, zayıf olan, hastalandığında Allah'ın şifasına muhtaç olan, ac olduğunda Allah'ın vereceği rızka muhtaç olan, pis pis koktuğu zaman Allah'ın vereceği suya muhtaç olan insanlara asla ve asla itaat etmeyin. Kendinizi Allah'ın yolunda olduğunuzu düşünüyorsanız bütün bu anlattıklarıma bir bakın da kendinizi Allah'ın hangi ayetinde buluyorsunuz? İyice bir bakıp hakkı görün ve kendinizi o ateş çukurundan bir an önce kurtarın.
Bizler sizin için ancak ve ancak nasihatçileriz. O hamiler bu memlekete, bu millete eğer gerçek manada hizmet ettiğini düşünüyorsa, o halde bu milletin değerlerine saygı göstersinler. Bu millet İslam dininden olduğunu söylüyor. O halde İslam dininden olduğunu söyleyen bu millete laik rejimi dayatmayacaksınız. Laik rejimin kurallarıyla bu milleti yönetmeyeceksiniz. Bu topraklara değer veriyorsanız, o halde bu toprakları size verene değer verin önce. Size bu toprakları bahşedene, size bu topraklardan nimet verene, size bu topraklardan hayat verene hainlik yapmayın da onun dediği şekilde bu toprakların üzerinde hükmedin. Saçma sapan batıl politikalar üzerine, batıl emirler üzerine yaşayıp da hayatınızı mahvetmeyin. Ve öldüğünüz zaman size amirlerinizin kurtarmayacağını acı olsa da söylemek zorundayım. Allah subhanahu ve teala'nın katında hiçbir şefaatçi dahi sizi kurtaramayacak, hiçbir amir sizin bulunduğunuz azabı hafifletemeyecek ve ebedi bir azabı hak ettiğinizde hiçbir amiriniz size el açıp, el uzatıp sizi oradan kurtaramayacak. Nasıl kurtarsın ki? Bizler bugün bu memlekette ilmi manada cihadımızı hiçbir şekilde geri bırakmak istemiyoruz. Hem Allah subhanahu ve teala'nın dinini yaşayabilirsiniz, özgürsünüz diyecekseniz ama açılan işte mescitleri, açılan sohbet yerlerini, açılan kitap evlerini kapatacaksınız. Hem Allah'ın dini serbest diyeceksiniz, hem Allah'ın dinine ayetlerini sosyal medyalarda paylaşan, sosyal medyalarda anlatan insanlara farklı farklı kulplar bulup, farklı farklı lakaplar bulup, yaftalar vurup onları içeriye alacaksınız. Hem Allah subhanahu ve teala'nın dini serbest diyeceksiniz, sakal bırakanları terörist gibi göstereceksiniz medyanızda, hem fikir özgürlüğü diyeceksiniz, hem de Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla birileri sizi eleştirdiği zaman vay efendim siz bizi nasıl eleştirirsiniz, vay efendim siz bizlere nasıl küfür ehli dersiniz, vay efendim siz bizlere kafir nasıl dersiniz diyeceksiniz. Eğer siz kendinizi Kur'an'da, kitapta Müslüman olarak buluyorsanız verin o ayetin numarasını, verin de okuyalım sizin Müslümanlığınızı. Siz kendi Müslümanlığınıza dahi inanmıyorsunuz ki. Sizler kendi içinizde dahi İslam'a ne kadar değer verip vermediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Aranızda geçen diyaloglar, aranızda geçen batıl sohbetlerin ne denli İslam'a uyup uymadığını kendiniz bile biraz düşünseniz çok net bir şekilde anlarsınız. Sizin davanız, sizin dünyanız İslam değil. Sizin mücadeleniz İslam'a karşı. Sizin derdiniz, tasanız İslam bu topraklarda egemen olmasın, İslam bu topraklarda hükmetmesin, İslam topluluğu bu topraklarda büyümesin, yeşermesin, oluşmasın. İşte sizin davanız bu. Ve bu davaya sahip olan, bu zihniyete sahip olan insanlara da, asker olan, polis olan insanlara ne yazık. Sizler batılınızı her hafta her hafta programlarla, dizilerle, filmlerle, dergilerle, gazetelerle yaymaya çalıştığınızda herhangi bir şekilde sorun olmuyor. Bizler sosyal medyalarda yahut sokaklarda yahut meskenlerde Allah subhanahu ve teala'nın dinini anlattığımızdan dolayı mı suçlu olacağız? Sizin kanunlarınıza göre bizlere ve suçluyuz ama bizim de kanunlarımıza göre sizler suçlusunuz. Sizin kanunlarınıza göre sizler bizi yargılayacaksınız ama İslam'ın kanunlarına göre, bizim tabi olduğumuz kanunlara göre ise Allah sizi yargılayacak. Varın da bir düşünün hangimizin ilahı daha büyük. Varın da bir düşünün hangimizin hakimi daha büyük. Varın da bir düşünün hangimizin meliki, hangimizin hakemi, hangimizin hakimi, hangimizin Rabbi daha büyük. Ve şunu söylemek istiyorum ki Allah subhanahu teala diyor ki insanlardan öyle kimseler var ki Allah'a iman ettik derler. Fakat Allah subhanahu ve teala uğrunda kendilerine bir eziyet geldiği zaman insanların fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar. Ey kardeşim, hapse atsalar ölene kadar, eziyet etseler ölene kadar, seni tehdit etseler yine ölene kadar. Allah subhanahu ve teala'nın katına çıktığın zaman ise bu insanların seni korkuttuğu şeylerden daha büyüğüyle karşılaşacaksın. O halde daha büyüğü var ise niçin daha küçüklerinden korkup da Allah subhanahu ve teala'nın davasından vazgeçeceksin? Allah'ın doğru dediklerini anlatmaktan beri duracaksın. Ey kardeşim, kendine ve kendi çevrendeki olan insanlara anlat. Hakkını asla ve asla sesini kısma. Öyle ki bu öncelikle senin kendi nefsin için bir faydadır, bir fazilettir, bir erdemdir. Aksi halde seni de Allah subhanahu ve teala'nın azabından o korktuğun insanlar kurtaramayacak. Ve bu fitneleriyle, vesveseleriyle seni korkutmaya çalışan insanlar Allah subhanahu ve teala'nın katında zelil bir halde
senin önüne serilecek. Senin gözlerin o insanların zelilliğini er ya da geç Allah'ın izniyle görecektir. O halde Allah subhanahu ve teala'nın da dediği gibi tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsin. O ki Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül ettik, o ki Allah subhanahu ve teala'ya güvendik, dayandık. Daha neden korkacaksınız? Daha neden çekineceksiniz? Allah rızası için yine söylüyorum. Bu batıl ne kadar davetin üzerine gider ise biz de o kadar Allah subhanahu ve teala'nın dinini insanlara anlatacağız. Bu sistem ve bu sisteme gönül vermiş ve bu sistemden razı olan insanlar küfürlerini, şirklerini, masiyetlerini, günahlarını insanlara yayarken her hafta gerek bunları dizilerle, gerek bunları programlarla, gerek bunları gazeteleriyle, her türlü medya organlarıyla insanlara yayarak insanlara ifsad ediyor. Sen niçin o zaman oturuyorsun? Sen niçin o zaman pasif bir şekilde yaşıyorsun? Sen niçin evinden işine, işinden evine geliyorsun? Niçin işin senin dininin önüne engel oluyor, seni işin yönetiyor? Halbuki sen işini Allah'ın dinine uygun bir şekilde seçip ona göre yaşaman gerekliyken, sen eşini, sen çocuğunu dinin önüne geçirmek yerine dini onların üzerinde egemen kılman gerekliyken ve konu İslam olduğu zaman, konu Allah subhanahu ve teala olduğu zaman kendinin de ona ait olduğunu düşünüp kendini ona feda etmen gerekliyken niçin pasif, niçin korkak, niçin gevşek, niçin ümitsiz bir şekilde yaşıyorsun? Ey kardeşim, sen eğer İslam davası ile dertlenmiş ve İslam'la şereflenmiş isen o halde Allah subhanahu ve teala'nın şu sözünü asla ve asla unutma. Oysa izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. O ki sen kendine Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş, davasına iman etmiş, İslam'a iman etmiş bir mümin olarak bakıyor isen, böyle görüyor isen Allah vaadinden dönmez demesine rağmen sanki Allah vaadinden dönecekmiş gibi Allah'a güvensiz bir hal içerisinde bulunabiliriz. Kendimize çeke düzen vereceğiz. Batıl ehli İslam'a olan nefretini, İslam'a olan mücadelesini artırmaktadır. O halde biz niçin pasif bir şekilde evlerimizde korkakça, işlerimizde korkakça yaşayıp da batılın İslam ehline, Müslümanlara, İslam davetine bu zulmü yaparken sessiz kalacağız? Allah subhanahu ve teala bizleri dilsiz şeytanlardan kılmasın ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kim bir kötülük görürse, kim bir münker görürse, kim bir Allah subhanahu teala'nın razı olmadığı bir şeyi görürse onu eliyle düzelsin. Yok eğer buna gücü yetmiyor ise onu diliyle düzelsin. Eğer buna da gücü yetmiyor ise o kimse bu duruma kalbiyle buğz etsin ki bu durum imanın en düşük seviyesidir. Sen kalbinle buğz etmeyi tercih etmen senin imanın da düşük derecede olduğunu, zayıf derecede olduğunu gösterir. Nitekim zayıf derecede imanı olan insanların nicesi ise Allah muhafaza ağır bir imtihan geçirdikten sonra sapıp gider. O halde imanını kuvvetlendir ve Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. O halde Allah subhanahu ve teala'ya yardım ederek imanını kuvvetleştir. O halde Allah subhanahu ve teala'ya yardım ederek dinde ayaklarını sabitleştir. O ki Allah subhanahu ve teala hem dünyada hem de ahirette sana yardım etsin. Sen Allah'ın dinine yardım etmez de dünya işlerine tamamen kendini verirsen Allah subhanahu ve teala'nın yardımını da asla ve asla bekleme ey kardeşim. Allah subhanahu ve teala kendi nefsine zulmeden kullarından bizleri kılmasın. Allah subhanahu ve teala Müslümanları kuvvetli, Müslümanları güçlü kılsın. Allah subhanahu ve teala bu batıl ehlini zelil, Allah subhanahu ve teala bu batıl ehlini rezil bir hale getirsin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve şunu en son olarak belirtmek istiyorum ki sizler o ki hak ehlisiniz, sizler o ki batılla, teröristlerle mücadele ettiğini söylüyorsunuz. Açıp ellerinizi de saatlerce Allah subhanahu ve teala'ya dua edin. Biz de açıp ellerimizi sabahtan akşama kadar dua edelim. Asıl bu memlekette fesatçıların kimler olduğunu, asıl bu memlekette teröristlerin kimler olduğunu, asıl bu memlekette bozguncuların kimler olduğuna dair Allah subhanahu ve teala'ya dua edelim de Allah subhanahu ve teala gerçek teröristlerin, gerçek fesatçıların, gerçek bozguncuların bir an önce belasını, bir an önce azabını, bir an önce helakını versin diyelim. İşte sizi ben buna davet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.